Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait eğitim gemisi olarak hizmet veren TCG Sokullu Mehmet Paşa A577 gemisi dün İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e giriş yaptı. Geçiş esnasında geminin kıç kısmında üstü örtülü olmasına rağmen genel hatları ile tanıyabileceğimiz Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi kıç top yerine monte şekilde görüldü. Normalde burada Fransız Nexter firmasının 100 mm'lik topu bulunuyordu. Bu top 2018'de yerinden sökülmüştü. Mayıs 2018'de Aselsan yapımı Gökdeniz YHSS sistemi monte edilerek Gökdeniz'in atış testleri yapılmıştı. Daha sonra Gökdeniz YHSS yapılan güncellemeler ile silahın namlusu gövde içine çekildi. TCG Sokullu Mehmet Paşa'nın, Gökdeniz YHSS sisteminin atış testleri için Karadeniz'e açıldığı tahmin ediliyor. Aselsan tarafından tasarlanıp geliştirilen Gökdeniz YHSS, Kara Kuvvetleri için geliştirilen Korkut Kundağı motorlu namlulu alçak irtifa hava savunma silah sisteminin, deniz versiyonudur. Sistem başta güdümlü mermiler olmak üzere havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı hava savunmasının sağlanması için geliştirilmiştir. Sistemde 2 adet 35 mm top bulunmakta ve bu toplardan parçacıklı mühimmat olan atomlar atılmaktadır. Sensör ve radar olarak 3 boyutlu arama radarı, atış kontrol radarı ve EO algılayıcılar ile gece ve kötü hava koşullarında da hedef tespit, teşhis, takip ve imhasını tam otonom olarak gerçekleştirebilir. Tercihen operatör de sistemi yönetebilir. Sistem STIF sınıfı gemilerde ve Barbaros sınıfı gemilerde kullanılması planlanıyor. Şu an Türkmenistan donanmasına ihraç ettiğimiz Türkmen sınıfı korvetlerde Gökdeniz YHSS Aktof olarak kullanılmaktadır.